Oldu. Arkadaşlar günaydın. 3 Eylül tarihinde 2021'in son dersindeyiz. Geçen 1 Eylül bu arada şeydi, Bizans takvimine göre yılbaşıydı. 7, dünyanın neydi, kainatın 7530. yılına girdik arkadaşlar. Bizansların hesabına göre yaratılış 7530 yıl önce. Ama daha önemlisi 15. indiktiyoya girmiş durumdayız. Artık bu sene 15. indiktiyodayız. Şeyinizi, buğday hasadımızın vergisini ona göre hesaplamayı unutmayın. Şimdi bugün biraz 6. çekim anahtarına bakacağız fiillerin. Şurada görüyorsunuz. Biraz büyüteyim. 80. Evet. Şimdi didasko, didakso, edidaksa, 4-5, edidaksen. 4 ile 5 de var arkadaşlar da burada kalabalık yapmasın diye almadım. Edidakten. Şimdi bunu Emine'den alalım. Biri okur musun Emine? Günaydın. Günaydın hocam. Hodidas kalostus matetas tois biblios tu homeru edidaksen. Öğretmen Homeros'un kitaplarıyla öğrencileri eğitti. Çok güzel. Evet. Edidaksen üçüncü çekim anahtarını kullanmış. Üçüncü tekil. O didaskaloslu uyumlu halde. Ve aynı Türkçedeki dili geçmiş zamana tekabül ediyor. Hüseyin, günaydın. Senden ikiyi dinleyelim. Üçü Günaydın hocam. de olacağız. Hı. Buyur. Hoi matetai hypotu didaskalu edidak sesan didaks tesan değil mi? Edidah Fesan. Evet. Edidak tesan, evet. Öğrenciler öğretmen tarafından eğitildiler. Eğitildiler. Evet. İşte arkadaşlar, baştaki epsilonu görüyorsunuz. Hem birinci cümlede hem ikinci cümlede geçmiş zaman sinyali olan epsilon bu. Bunu böyle verince zaten sağlama yapmanız, hemen kontrol etmeniz kolay. Bakın, fiilin birinci çekim anahtarının başında epsilon yok. Üçüncü de var, altıncı da var. Yani geçmiş zaman sinyali olan epsilon onlar. Ve bu arkadaşlar işte şey yapmadan, Hüseyin hiçbir şekilde ne diyoruz, ıskalamadan ne yaptı? Bunu edilgen olarak çevirdi. Hüpo da var Yani hocam zaten. hipo da burada faili gösteriyor. Öğretmen tarafından diyor, değil mi? Öğrenciler eğitildiler ya da öğretildiler, işte şey yapıldılar, öğrencilere bir şey öğretildi. Edidah sesan diye gidiyor. Üçü Bahadır'dan alalım. Günaydın Bahadır. Günaydın hocam. O file edidak sese ho ekleydes. Ey dost ekledes seni eğitti mi? Bu hipotu teonos edidakten hayır teonos tarafından eğitildim. Evet, teon. Teon. Teon tarafı. Yazmayı unuttum. Nominatifi teon, genitifi teonuz. Evet. Bu arkadaşlar hep çekim anahtarlarındaki teknik gereklilikten dolayı hep birinci tekil şahısta çekilmiş oluyor bunlar. Ama altıncı da tabii ki birinci tekil şahısta. Bakın burada aynısını görüyoruz. Edidahsen, edidahsen. I was taught. I was instructed mesela. Tamam mı? Ben Teon tarafından eğitildim, öğretildim. Teon'dan tahsil aldım falan. Edidah'ten ben. Birinci tekil şahıs. Ama bütün şeylerimizde, yani normalde karşılaşacağımız Yunanca cümlelerde, yani ekseriye üçüncü şahıslarla karşılaşıyoruz, değil mi? Türkçe'de bile bir insan kendisinden bahsederken edilgen az kullanır. Ama Türkçe'de çok yaygındır, değil mi? Edilgen biz çok kullanıyoruz dilimizde. Ama İngilizce'de mesela şey yapılır, edilgenden kaçınılır. Hatta böyle ortaokulda, ilkokul son sınıflarda, ortaokulda falan kompozisyon dersinde ne yaparsanız yapın passive voice kullanmayın falan diye böyle tebliğ edilir öğrencilere.
Bunu da şeyde görüyoruz. Sonra böyle neden işte Amerikan öğrencileri Latince, eski Yunanca öğrenirken zorluk çekiyorlar gibi makalelerde rastlarsınız bu açıklamalara. Çünkü bu eski dillerde edilgen çok, çok kullanılıyor. Ama modern dillerde az kullanılıyor bu dilleri öğrenmeye çalışanların kendi dillerinde. Türkçe o bapta biraz şeydir. Türkçede bir kolaylık var. Biz Türkçede zaten çok kullanıyoruz şeyi, edilgen çatıyı. Efendim Hüseyin, soru mu var? Evet hocam, bir soru soracağım. Şimdi tabii. Batı dillerinde, Avrupa dillerinde pasif tabii ki bir yapı var ama ona paralel olarak bir de şöyle şeyler de söylüyoruz. Mesela Almanca'da man kann nicht rauchen, man kann nicht smoke falan gibi şeyler söylüyoruz. Yunanca'da böyle bir pasif yapı var mı acaba? Yok. Yok. Yunanca'da normal pasif var. Yani şöyle Yunanca'da udeisle falan kurulan cümleleri aynı o Almanca'daki gibi man kann hier nicht rauchen gibi şey yapmak mümkündür çevirmek. Yani onu Türkçe'ye en güzel çevirisi burada sigara içilmez. İşte İngilizce'de de one cannot do this mesela. Bu yapılmaz falan anlamında. Yani Yunanca'da da o paralelde bir cümle kurulabilir. Ama çok işte modern şey yapar. Kulağa modern gelir o. Hani gene biz onu ister istemez kimse şöyle yapmıyor falan gibi çeviririz. Sonra aklımıza gelir. Ha bu büyük ihtimal modern dillerde pasif olarak çevrilse daha iyidir diye. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama gerçekten şey yok. Şöyle var Hüseyin, bir dolaylı fiil çekimi var. Hanson Quinn kitabının ta 20. en son ünitesinde öğretilen usulen şey demişler. Gerund ya da gerundiv. Şu an unuttum şeyini, hangisini kullandıklarını. Gerundiv, evet. Evet, galiba gerundiv diye şeyi var. Orada mesela theon diye bu altıncı şeyi alıyorlar. Altıncı çekim anahtarını alıp sonundaki bu nefesli durumu, burada f görüyoruz ya, bunu tav harfine çeviriyorlar. Didakteon oluyor mesela. Didakteon öğretilmelidir anlamına geliyor mesela. Bir de öyle pasifler var. Kendisi çekimi, fakat pardon, burada altıncı çekim anahtarı kendiliğinden pasif zaten. Kendiliğinden edilgen. O yüzden yok, gene Almanca'daki gibi man kann nicht falan ya da man raucht nicht gibi bir şeyin. Hani görünüşte o şey etken ama çevirisi en güzel edilgen olarak çevriliyor. Öyle bir cümle şu an için hatırlamıyorum. Evet, Bahadır'dan sonra devam edelim. Doruk günaydın, 4 Doruk'un, 5 Özge'nin, 6 Murat'ın, 7 Mehmet'in arkadaşlar. Ömer de gelmiş, onu da ekliyoruz size. Buyurun. Doruk mikrofonunu aç. Evet. Ho Eusebios ten eklesiastiken historian egrapsen. Eusebios kilise tarihini yazdı. Evet, evet. Burada dikkat ederseniz, yani takatuka çeviri yapmaya razı olsak kilisevi tarih falan gibi bir şey dememiz gerekiyordu. Eklesiya'dan türetilmiş bir sıfat burada söz konusu. Eklesiastiken historian. Ama böyle şeyler Almanca'da da vardır. Hani böyle kelimeleri hemen sıfatlaştırırlar. Halbuki onların Türkçe'ye çevirisi burada yaptığımız gibi isim tamlaması olarak daha güzel oluyor. Burada da kilise tarihi demek daha doğru. Yani historia tes ecclesias değil, o kilise tarihi anlamına geliyordu. Fakat bunu da böyle kilisevi tarih falan diye çevirmeye gerek yok. Yunanca'da bu çoktur arkadaşlar. Yani sıfat tamlamalarını görürüz Yunanca'da. Onları Türkçe'ye isim tamlaması haline getirmek bizim dilimize daha uygun oluyor. Teşekkür Doruk.
Beşi alalım Özge'den, sonra Murat ve Mehmet diye devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Ekklesiastik historia, equal to Eusebio Egrafe, kilise tarihi Eusebios tarafından yazıldı. Çok güzel. İşte bakın, Edidahtesan, üçüncü çoğul çekimi, Edidahten, birinci tekil, Egrafe, üçüncü tekil. Altıya bakalım şimdi. Murat, buyur. Murat, mikrofon. Tartai, ai, epistolai, upotu, strategu, egrafesan. Bu mektuplar komutan tarafından yazıldı. Çok güzel. Evet, evet. Mehmet, 7. Günaydın. Günaydın hocam. Tadeta Biblia, Hypotu, Yerus, Egrafe. Evet. Kitaplar rahip tarafından yazıldı. Evet. Bu neden Egrafesan, Epistolay Egrafesan ama bu Ta Biblia Egrafe. Bu niye Egrafesan olmamış? Nötr hocam. Evet, evet arkadaşlar. Unutmayın. Nötr öznelerin yüklemi tekil oluyor. Nötr özne çoğul olsa bile yüklemi her zaman tekil oluyor. Egrafesan değil. Tabibliya kitaplar yazıldılar. Bunu Türkçe yazıldılar deriz tabii Türkçe'ye uygun olarak. Ama yukarıda epistolai mektuplar egrafesan yazıldılar. Evet. İşte şahıs çekimlerimiz böyle. Baştaki E'yi görebiliriz. Altıncı çekim anahtarının başındaki epsilon, geçmiş zaman epsilonudur. Ondan sonra da şahıs soneklerimiz bu şekilde. NSE, MNT, ESAM. Biraz farklı şimdiye kadar öğrendiğimiz şahıs çekimlerinden. Ama bakın gene ikinci tekilin sonunda sigma var. Birinci çoğulumuz gene menle bitiyor. İkinci çoğulumuz gene T ile bitiyor. Üçüncü çoğulumuzda buna benzer şeyler görmüştük. Şimdi şöyle yapalım. Mehmet yaptı. Öykü ile Ömer'le devam edeceğiz. Günaydın Öykü. 8. Günaydın. TST, İlyas, H, Odüseya. İlyas ve Odüseya kimdir? Nedir? Nedir? H, İlyas, Kıy, H, Odüseya, Poyamata, Eysin, Ahupotu, Homeru, Epoyente. İlyas ve Odüseya şairdir. Şair yani, değil de eser. Şiir. O zaman Homerus hakkında bak Epoyesen burada Epoyese yazılmış, meydana getirilmiş. Homeros hakkında yazılmış. Hakkında değil, tarafından. Homeros tarafından yazılmış şiirlerdir. Evet, İlyada ve Odisseya Homeros tarafından yazılmış şiirlerdir. Hı-hı. Bunu yanlış yapmışım. Bunu etken yazmamız gerekiyor altta. Çünkü poieo'nun anlamını veriyoruz arkadaşlar. Yapmak, meydana getirmek. Onun edilgeni altıncı çekiminde yapılmak, meydana getirilmek oluyor. Onu değiştireceğim. Bakın altta etken, bu da etken olmalı. Yani çekim anahtarı ne yazarsa yazsın, birinci çekim anahtarının anlamını vermek zorundayız şeyde, anlamlarda. Burada ben edilgenlere fazla kaptırmışım kendimi. Anlamı da direkt edilgen vermişiz. Epoyesen yapıldı, meydana getirildi oluyor. Evet. Ömer, günaydın. 9. Günaydın. Ara e sinirne apoton sarakenon elefte. Acaba sinirne Araplar tarafından olacak galiba ama hypo. Aa evet. Değil. Hypo, burada da apo. Yanlışlıkla apo yazmışım. Evet evet. Pardon. Ele geçirildi mi? Hı hı. Evet çok güzel. Cevabı da alalım. Nay. Kayı he sinirne kayıtu amorion apoton sarakenon eleftesan. Hem sinirne hem de amorion. Yine burada da yine hypo yok. Tamam.
Sarakenon Araplar tarafından ele geçirildi. Evet, çok güzel. Aha, Araplar tarafından ele geçirildi. Deftesan. Lambano'nun bakın çok farklı bir şey. Altıncı çekim anahtarı bayağı farklı. Lambano çoğulda da Lepsomai diye gene böyle enteresan bir gövdeye sahip oluyor. Elabon diye de sağlam auristi var ama sağlam auristlere çok hiç değinmedik bu sene. Teşekkür ederim. Ömer, şimdi Emine Hüseyin Bahadır'la başa dönüyoruz. Eğer kimse yeni gelen kimse yoksa. Var, biri geldi. Kim bakalım? Ha tamam. Misafirimiz geldi, evet. Buyur Emine. 10 değil mi hocam? Evet. Tif eklete eiften bulen protopolemu. Savaştan önce buleye kim çağrıldı? Çok güzel. Hoy Arhontevskay, hoy strategoy ekletesan. Arhonlar ve komutanlar çağrıldılar. Evet, çok güzel. Hı-hı. Arhonlar ve komutanlar çağrıldılar. Ekletesan. Hüseyin 11. Ki epraxen utos özür dilerim. Ho Demetri Rup Demetriu ne bu? Demiurgos. Demiurgos, evet doğru. O Demiurgos ne o Demiurgos'a ne yapıldı acaba? Bu utos o demek ya da kendi. Tamam, o. O yok, bu kendi olan. O ya da bu. O ya da bu. Bu işaret anlatı. Tamam, şeyle birlikte o zaman koşuntu mu olmuş burada? İşte beraber yani tamlama evet. Yapıyor. Bu zanaatkar, Demiurgos zanaatkar demek. Ha, ben de isim olarak anladım. Bu zanaatkara, bu zanaatkar ne yaptı? Ha, evet. Evet, o oldu, öz tamam. Nedir? O öz nedir? O yüzden. Tabii. Hippo tutomia amaksa kaydu duo arotra prahtesan. Burada var anlamda. Araba ve saban bir araba ve iki saban onun tarafından yapıldılar. Çok güzel. Evet evet. Onun tarafından. Hypotutu. Bunun ya da onun işte. Hutos'un genitifini görüyoruz. Hutos o demiurgos. Bu zanaatkar. Ne yaptı bu zanaatkar? Onun tarafından bir araba ve iki saban yapıldı ya da yapıldılar. Aha. Evet, teşekkür Hüseyin. Bahadır 12, 13'ü Doruk'tan alacağız. Di ehte en tavte de hamakse kaypoy. Bu arabanın içinde ne taşınıyor ve nereye götürülüyor? Güzel. Polla hopla ehte eisto strapto pedon. Birçok silah ordugaha götürülüyor. Evet. Hopla arkadaşlar tekili ile çoğulu arasında fark olan kelimelerimizden. Hoplon normalde alet edevat demek. Hoplon. Onun çoğulu silah anlamına geliyor. O nedenle de zaten hopla ile savaşanlara da hoplites denildiğini hatırlarsınız. Hoplites ya da İngilizce telaffuzuyla hoplites. Ama tabii hoplites diye biz Türkçe konuşuyorsak Yunanca kelimeyi Yunanca telaffuz etmemiz lazım. Evet, teşekkür Bahadır. Doruk Özge, Murat'tan alacağız. Buyur Doruk, 13. Posoy stratiotai efülaksan ten gefuran. Köprüyü kaç asker korurdu? Hı-hı. Evet, güzel. Evet, efilaksan, tamam. Hegefura, hypa hekaton stratioton efilahte. Köprü 100 asker tarafından korundu. Evet, evet. Hekaton stratioton. Evet, hekaton da bir sayı ve hiç çekimi yoktur. Hekaton hep hekaton diye görürüz. Cümlenin içinde hangi görevde olursa olsun, ismin hangi halini yerinde kullanılıyorsa, hypo'dan sonra genitif olmasını bekliyorduk. Hypo hekaton diye görüyoruz işte, genitifi falan yok.
öyle sabit bir kelime. Evet, Özge 14. Tis esosan ton aineyan ektes Troyas meteton palemon. Savaştan sonra Troya'dan Aeneas'ı kim kurtardı? Çok güzel. Ho Aeneas hipotes Afrodites esote. Aeneas Afrodite tarafından kurtarıldı. Çok çok güzel. Evet. Murat buyur 15. Posas epistolas egrafen o strategos diatu palemo. Evet. Ama konuda... dikkat, egrapsen bu psi, fi değil. Burada bak. Evet, tamam. Bu çatal gibi olan. Evet. Komutan savaş esnasında kaç mektup yazdı? Çok güzel. Ex grapsen alla pente epom fesan. Evet, epemfesan. Epemfesan. Altı yazdı ancak beşi gönderildi. Evet, evet, evet. Altı yazdı. Hex egrapsen ala pente epemftesan. Beş gönderildi. Beş mektup gönderildiler. Beş gönderildi. Teşekkür. Mehmet Öykü Ömer diye gideceğiz. Altı buyur Mehmet. O soy stratiotay etahtesan parate gefura pente. Köprünün yanında kaç asker dizildi? Evet. Beş. Beş. Tatto'nun işte edilgeni. Tatto'nun anlamı dizmek, hizaya sokmak. Etahtesan dizildiler, hizaya sokuldular. Geçmiş zamanda ve edilgen. Bakın Türkçe'de bizim çok kullandığımız bir şey. Hatta o kadar çok kullanıyoruz ki biz edilgen. Daha hiç bir dili öğretirken edilgeni öğretmeden genelde öğrenciler çevirilerini edilgenle yaparlar değil mi? Belki eskiden de bizim derslerimizde olmuştur. Ortada edilgen falan yok ama genelde şey olur böyle. Türkçe'de edilgen çok kullanıldığı için öğrencilerin diline hemen edilgen gelir. Evet. Hocam bunu Türkçe'ye çevirirken dizildiler deyince biraz saçma olduğu için evet. Dizildi herhalde daha... Tabii. Yani o... Şey, Yunanca'da tabii ki çoğul görünüyor ama Türkçe'de çoğul söylemek zorunda değiliz. Çünkü zaten cümlenin bağlamından belli. Kaç asker demişiz? Yani birden fazla olduğunu zaten bekliyoruz. Kaç asker köprü yanına dizildi? De diyebiliriz yani. Evet. Öykü 17. Ekomisen hoy duloy tes apotes agoras eisten oikian ekomis Tesan, Oinos, Artos, Kaipiros. Köleler dün Agora'dan eve ne taşıdılar? Çok güzel. Şarap, ekmek ve peynir taşındı. Evet, evet. Taşındı diyoruz, kurtarıyoruz. Ekomis, Tesan. Evet. Ve Ömer, 18. Di Ethusan, Hdes, To, Di. Dün Zeus'a ne kurban edin? Ettiler. Çok güzel. Ettiler. Evet Hasan. Dekatavroy kayı hekaton probata etüseson. 10 büyükbaş, 10 boğa ve 100 koyun kurban edildi. Edildi. Edildiler evet. İşte bakın birbirlerine çok benziyorlar. Esüsan bu etken. Üçüncü çekim anahtarını kullanıyor. Esüsan. Bu altıncı çekim anahtarını kullanıyor. Hemen alttan bakın hemen gözümüzle kontrol edebiliriz. Etüsen altıncı çekim anahtarı. Bu işte o gösterdiğim şeye göre şahıs sıralamasına göre son eklerinde. Etüsesan diye görüyorsak bir şeyler kurban edildiler diye algılayacağız. O yüzden bu cümlede o şekilde çevirmemiz gerekiyor. Evet, burada benim işte ufak tefek şey yaptım. Şifayen anlattığım şeylerin yazıya çevrilmiş hali. İşte gördüğünüz gibi bu aorist şey yapıyor arkadaşlar. Edilgenini tamamen farklı bir çekim anahtarından alıyor. Çekim anahtarını kullanarak edilgenini kuruyor.
Ama mesela Praesens öyle değil. Praesens'te edilgen ortayla aynı çekim. İşte burada onun bu auristeki üç farklı şeyi söylüyor. Praesens'i yapmamışım. Mesela lyomen etken oluyordu. Lyomesa hem orta hem edilgen oluyor. Lyomesa. Ama işte geçmiş zamanda tamamen birbirinden ayrılıyor ortayla edilgen. Yani anlamı da mesela buradaki çekimine göre geçmiş zamanda kesinleşiyor. Hani lyo için dün bahsetmiştik önceki derste, 55. derste. Lyo kendisi serbest bırakmak, özgürleştirmek falan demek. Dolayısıyla bazı şeyleri de yıkmak falan demek. Ama lyomai birini fidyeyle kurtarmak demek. Birinin esaretten kurtarmak, fidyesini vermek anlamına geliyor. Şimdi lyomai, lyuetai diye şimdiki zamandaki orta edilgen çekimine baktığımız zaman eğer bağlamı bilmiyorsak iki anlamdan birisi olacak. İki anlamda teknik olarak doğru olacak. Lyomai ben serbest bırakılıyorum anlamına da gelebilir. Birinin fidyesini ödüyorum anlamına da gelebilir. Lyomai. Tamam mı? Ama işte bu anlam şeyi birlikteliği artık geçmiş zamanda görünmüyor. Lyo'nun geçmiş zamanı şey olarak alırsak, auriste bağlı yani tavır olarak anlık basit tavırdaki geçmiş zamanını alırsak. Bakın elüsamen, üçüncü çekim anahtarını kullanmış elüsamen, etkendir ve çözdük, serbest bıraktık, işte yıktık falan anlamlarına geliyor. Tamam mı? Elüsamesa bunun orta çatısı. Elüsamesa. O işte lyo fiilinin orta çatıdaki anlamının geçmiş zamanı olacak. Yani birinin fidyesini ödedik. Elüsamesa tus adelfus. Kardeşlerimizin fidyesini ödedik oluyor. Elüsemen ise işte bu etkenin edilgeni oluyor tam anlamıyla. Yani çözdük, elüsemen çözdük, elüsemen çözüldük. Elüsemen serbest bıraktık, elüsemen serbest bırakıldık. Bu şekilde işte o altıncı çekim anahtarını kullanıyor. Şimdi 2-3 tane de ne var bakalım? Şayet fiilin kendisi ünlüyle başlıyorsa, bunu aslında demin Bahadır'da gördük. Ago fiilini yaparken Bahadır, ehse falan diye çok küçük bir fiil olarak gördük. Onun benzerlerini şimdi biraz daha düzgün yapalım. Altıncı çekim anahtarı bakın otomatikman, konvansiyonel olarak şeyle geliyor. Geçmiş zaman sinyali epsilonla, augmentumla geliyor. Bu augmentumu dikkat edelim. Buralarda bakın epsilon olarak görmeyeceğiz. Fiilin kendi içinde göreceğiz. Şimdi şey yaparım. Gösteririz aşağıdaki bilgilerden. Zannediyorum kim 18'i Ömer'e yaptırdık değil mi? O zaman Emine değiliz 19. Buyur Emine. Tote. Tote he aygüptos hipoton ptolemaikon Basileon erste kai hysteron hipoton romaion kai telos hipoton sarakenon. Evet, telosu yazmayı unutmuşum. Sonunda diyeceğiz. Evet. Telos bir zarftır, sonunda. Hysteron da daha sonraydı galiba. Daha sonra. O zamanlar Aigyptos evet, o zamanlar Mısır Ptolemaios kralı tarafından yönetildi. Çoğul. Çoğul. Çoğul, Ptolemaik krallar tarafından. Tamam. Ve sonra Romalılar tarafından, en son da Araplar tarafından yönetildi. Çok güzel, evet. Tote, erkte, erkte. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve yani bağlamdan şu kadarcık bir cümlede çok açık, böyle çok berrak değil bağlamımız ama tote'yi koymuşum buraya. İşte sanki geçmiş zamanın
ipucunu vermek için size. Tote he aygüptos. O zamanlar Mısır Hipoton Ptolemaikon basileon erfte. Ptolemaios kralları, Ptolemaik krallar değil mi? Ptolemaios hanedanı kuran adam. Biz Türkçe'de otomatikman o adamın kendi adıyla kullanıyoruz. Ama Yunanca'da tabii o sıfatlaştırılıyor. Ptolemaikos diye bir sıfata uyduruluyor. İngilizce'de de kullanılır ya Ptolemaik. Onlar da birinci P, birinci harfi okumuyorlar P harfini. Ptolemaik diyorlar. Ptolemy falan diyorlar şeye Ptolemaios'a. Ptolemaikon Basileon Erhte. Erhte işte sözlükte Erhte Eta'ya giderseniz şey olur, bir şey bulamazsınız. O zaman şöyle düşüneceğiz. Ya bu geçmiş zamanda olduğuna göre şu Eta geçmiş zaman sinyali Epsilon'un başka bir harfle birleşmesinden, kaynaşmasından dolayı ortaya çıkan Eta. O zaman da şeye gideceğiz. Enkridion'daki kaynaşmalar tablosuna. Nerede kaynaşmalarımız? Hah işte. Eta, şey, özür dilerim, Epsilon, geçmiş zaman sinyali olan Epsilon. Bunlar değil. Bunlar kaynaşmalı fiillerin. Bu Epsilon hangi harflerle birleşirse Eta olarak görünüyor. Şu iki ihtimal. Ya alfaya birleşmiş Eta olarak görünmüş ya Epsilon'a birleşmiş Eta olarak görünmüş. Bakıyoruz burada işte şu Eta'yı kastediyorum. Bu Eta'nın ortaya çıkması için bu Rho'dan önce ya alfa var ya Epsilon var. O zaman işte alfa ile başlarız. Alfa ile başlayan ve Rho, Hi diye giden bir kelimemiz var mı sözlükte? Var. Arho fiili. Arho zaten yönetmek demek. Hemen tabiri caizse cuk oturuyor buraya. Bakın erkten diye de altıncı çekim anahtarı varmış. O zaman sağlamamızı yaptık. Altıncı çekim anahtarı erkten olan fiilin üçüncü tekil şahıs çekimi erktedir. İşte he aygüptos erkte. Mısır yönetildi. Hipoton, Ptolemaikon Basileon, Ptolemaios gillerden krallar, Ptolemaios giller, Ptolemaios oğulları kralları tarafından yönetildi. Ptolemaik, bakın bu şeyi de biliyorsunuz değil mi? Ta birinci dersler falan bahsettiğimiz bir şeydi. Diaeresis, bir harfin üzerinde bunu gördüğümüzde bunu artık ay diye okumayacağız, ai diye okumamızı gerektiriyor. Şeyi diftongu kesiyor bu. Çok böyle şeylerde vardır, söyleyin adını. İsimlerden sıfat türetildiğinde falan görürüz. Akademaikos mesela falan filan. Neyse bu şekilde. 20'ye gelelim. Hüseyin, 21 Bahadır'ın 22 Doruk'un. Buyurun. Edike Tesan, Hoy İsraili, İsraelitay. Ente Aygüpto, İsrailoğulları Mısır'da haksızlığa uğradılar. Çok güzel. Evet, uğradılar o kadar işte. Ediketesan. Ediketesan aslında adikeo fiili. Bu işte alfa başına geçmiş zaman epsilonu geldiği zaman bakın üçüncü çekim anahtarında da etayı görüyoruz. Altıncı çekim anahtarında da etayı görüyoruz. Bahadır 21. Eisten Mesopotamian diyor Stratie ay Elatesan hemen Hipotu Demetrio de Hipotu Niku biri Demetrios diğeri Nikias tarafından olmak üzere iki ordu Mezopotamya'ya götürüldü. Çok güzel. Aha, yönlendirildi. Evet, Elatesan. Elavno bir şeyi böyle yerden kaldırmadan götürmek. Yani hep böyle dolu fiilimiz var. Götürmek diye çeviriyoruz Türkçe'ye basitçe. Ama Yunanca'da bunların şeyleri var. Farkları var. Evet, soru alalım. Özge, buyurun. Hocam 20. cümledeki fiilde onu o zaman aktif olduğunda adaletsizlik yapmak mı aslında fiilin anlamı? Evet, evet. Burada şey... Doğru, burada pasif, anlamını ben anlamını pasif vermişim. Evet evet, bunu da düzeltmemiz lazım. Çok teşekkürler. 7. sayfada 20. soru. Evet.
anlamı etken olacak. Adikeo, haksızlık yapmak demek. Edikesesan, haksızlık yapılıyor bana demek. Oldu mu arkadaşlar? Birisi chatten bir şey yazıyor bakayım. Evet, Ömer tam da aynısını söylüyormuş. Aha. Değil mi? Aynısıydı değil mi? Hızlıca okudum ama. Evet, adaletsizlik yapmak arkadaşlar adikeo. Ben hızla bunları yaparken tabii ki hep aklım şey edilgenlik dersinde olduğumuz için anlamları da otomatikman edilgen vermişim. Şey bazı şeylerde öyle kaçmış dimağımızda. Evet, teşekkür yakaladığınız için onları düzelteceğiz. Şimdi 22'deyiz. Doruk. Polai polis Alexandria onomastesan. Pek çok şehir İskenderiye olarak adlandırıldı. Evet. Yardımcı cümle kullandım. Tabii. Joker, Türkçe'de joker gerekiyor. Bu tam İngilizce'de mesela gerekmiyor. Many towns were called Alexandria. Ama o Türkçe'de ister istemez olarak diye falan diye bir joker kelimemiz gerekiyor. Bakın bunu da çok görmedik şeylerde. Omikronla başlayan fiillerimiz epsilon yani geçmiş zaman epsilonu bunlara kaynadığında omega haline geliyorlar. Tamam mı? Yani bu şey değil arkadaşlar. Fiilin içindeki omega, omikron, delo fiilinin kaynaşması gibi değil de omikronla başlayan fiilin de başına geçmiş zaman epsilonu eklendiğinde ortaya çıkan kaynaşma. O yüzden böyle durup dururken yani bakıyorsunuz dört kelimelik bir cümle. Bu fiil değil, bu fiil değil, bu hiç değil. O zaman bu mu fiil? Nasıl öyle? Omega, hemen omega'ya bakmamak lazım. Şayet son kısmından çıkaramıyorsanız bunun geçmiş zaman olması gerektiğini, o zaman şey diye düşünebilirsiniz. Yani omega ile başlayan fiil olmayabilir bu. Omikron'la başlayanına bakayım. Zaten şeydir, omega ile olan bir tek omikron'dur. Yani omega neticesini veren sadece ve sadece omikronla başlayan fiillerdir. Omikron yota ile başlayan fiiller mesela oikeo o yotayı gene muhafaza ediyor satır altı yotası yaparak. Tamam mı? O diftonglarda diftongun ikinci harfi olan yotalar gördüğünüz üzere şey yapılıyorlar. Gene muhafaza ediliyorlar bir şekilde. I bakın alfa eta'ya dönüyor ama bu yota satır altı yotası oluyor falan filan. Bakın epsilon yota eta yota oluyor. Omikron yota da omega yota oluyor ve bunlar hep uzun harfleri oldukları için eta ve omega uzun harften sonra gelen kısa yota mutlaka şey yapar. Söylenir. Satır altı yotası haline döner. Evet bu haber kiplerinde İşte şeye alışacağız, öğreneceğiz arkadaşlar. O da burada fiil tablomuzda yerini zaten almıştı. Varmış burada. Bilmiyorum geçen seneden mi kaldı. Şurada görebilirsiniz. Basit geçmiş zaman edilgen 6. Bu 6'dan kasıt 6. çekim anahtarı. İşte E, N, S, E, M, N, T, S, N diye gidiyor. Fakat tabii ki ortaçları da var bu meselenin ve hep ben bu ünitelerde sıfat fiil anlamında ortaç kullandırdım. Burada bazılarında renkli olanlarda ortaç göreceksiniz. 23-24 beraber mesela. 26-27 beraber. Şimdi 23'ü bir arkadaştan alalım. Kimden? Doruk'tan sonra Özge'deyiz. Buyur Özge. 23 Özge, 24 Murat. 25 Mehmet, 26 Öykü, 27 Ömer. Eso didaskalos tus matetas, pois biblios to Homero editaxen. Dün öğretmen öğrencileri Homeros'un kitaplarıyla eğitti. Hı hı. Güzel. 24 Murat. Oy matetai, upotu didaskalo xetes edit. Edidas
Kesan. Ha Murat dikkat et. Bu ksi değil. Bu h gırtlak h'si bu. Hı hı. Ksi değil. Khtes. Edidah sesan. Hı hı. Evet. Öğrenciler öğretmen tarafından dün eğitildiler. Tamam, güzel. Bunlar arkadaşlar haber tipinde görüyoruz işte. Edidah tesan 6. çekim anahtarımız başında epsiyonuyla beraber artık haber tipidir bu. Hakikaten geçmiş zamandır. Ama bakın 25'te neyle karşılaşacağız? Mehmet buyur. Hoy matetay hoy khtes dipotu didaskalu didaktentes temerum eisten hora horeontay. Evet. Dün öğretmen tarafından eğitilen öğrenciler bugün kıra gidiyorlar. Çok güzel. Evet, evet. İşte burada dün eğitilen öğrencileri ortaç olarak görüyoruz. İşte Türkçe'de söylediğimiz gibi sıfat fiil burada. Hele hele burada bir tane daha artikel görmemiz bunu tam bağlıyor artık. Hoy masetay hoy didah sentes. Eğitilmiş olan öğrenciler ya da eğitilen, Türkçe'de basitçe eğitilen diyoruz, gidiyor. Fakat bakın dün demişiz ya, khtes didah sentes, dün eğitilmiş öğrenciler. Hypotu didaskalu, gene burada failimiz var. Öğretmen tarafından dün eğitilmiş öğrenciler, bugün eisten hora porevontay, kıra gidiyorlar. Hı-hı. İşte bu asıl yüklemimiz. Porevontay, haber kipinde çekilmiş. Tamam, orta çatı falan olması fark etmez. Dün görmüştük sefere 55. derste görmüştük sefere çıkmak falan anlamlarında kullanmıştık. Ama işte yol kat etmek demek porevontay. Porevomak. Şimdi 26'ya bakalım öykü. Kaltay hay epistolay hypotus strategu hites egrafesan. Bu mektuplar dün general tarafından yazıldı. Çok güzel. Aha. 27 Ömer. Temeron anagignos komen tavtastas epistolas tas hypotus strategu hites grafeisas. Anagignos komeni çıkabiliyor musun? Biliyorsun yani. Okuyoruz. Okuyoruz. Evet, evet. Bugün mektupları okuyoruz. Yani dün komutan tarafından yazılmış olan yani yazılan mektupları bugün okuyoruz. Çok güzel. Evet. Temeron anagig efendim. Bu mektupları. Ha bu mektupları. Evet. Tavtastas epistolas. Evet. Temeron anagignoskome. Bugün okuyoruz. Tas epistolas. Tas khtes grafeisas. Şimdi bakın grafeisas diye böyle enteresan bir şey oldu. Bu sonları ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Bu şahıs çekimlerini ilk defa görüyoruz. Şimdi birazdan şey yapacağım, biraz daha detaylandıracağım. 28'e Emine'den alalım. Tadeta biblia peruisin hipotu hierus egraf. Ben şey diyemiyordum ki. Egrafe. Bu evet. Kitaplar geçen sene rahip tarafından yazıldı. Ben duymuyordum ki bunu. Hüseyin 29. Kusura bakmayın. Çok eğlenceli. Pu eizin hayi epistolayı hayi para. Yok yok. Hayır 29. Ha, özür dilerim ben. Estağfurullah. Ara estin ente biblioteke ekeina ta biblia ta hypotu hieros peruzi grafenta. Bir peruziyi şimdi çıkaramadım ben. Geçen sene. Doğru. Doğru. Geçen sene rahip tarafından yazılan o kitap kütüphanede mi? Evet, çok güzel. Kitaplar. O kitaplar. Evet, evet. O kitaplar. Ekeyne tabibliğe. O kitaplar. Ara estin ente biblioteke. Kütüphanede mi? Evet. Hypotu hiereus perusi grafenta. Bakın. Ekeina ta biblia ta grafenta. Burada bakalım. Hoy masetai didah sentes. Buradaysa akuzatif çoğul dişil var. Tavtas tas
Grafeisas. Tamam mı? Ve şey değil, sonuncu şu, 30. şey yapalım. Bahadır, 30. Bu eisin hai epistolai hai paratu basileos pemptesas pemptesai. Kral tarafın kraldan gönderilen mektuplar neredeler? Çok güzel. Evet, kraldan gönderilen. Hı-hı. Kraldan gönderilmiş olan hai epistolai pemptesai. Ay. Bu işte arkadaşlar, şurada belirttim onu. Ortaçların son sayfası. Edilgen ortaçlar. Bakın, ilk kez ders 56'da gördüğümüz bir şey. Bunlar son ekleri. İşte gördüğünüz gibi bu tür çekime henüz hiçbir kelimede falan rastlamadık. Yani sıfatlar var böyle çekilen. Mesela şey, zannediyorum şey sıfatı, böyle tatlı sıfatı falan böyle çekiliyordu. Şey yapan, memnuniyet verici, hadi harieis falan gibi bir sıfat böyle çekiliyor ama hiç görmedik onları henüz. Eis, eisa, en. Dişil tamamen arkadaşlar şey gibi, talasa gibi. Aslında buraya yazabilirdim onu. Talasa ya da Musa gibi çekiliyor. Kısa a bu. O yüzden genitif ve datif tekillerinde eta'ya dönüşüyor. Yoksa hep alfa alfa gidiyor. Tabii ki genitif çoğul hep omega ni. Tamam mı? İşte bu arkadaşlar 6. çekim anahtarımızın başındaki, şöyle göstereyim. Bakın, 6. çekim anahtarımızdan türetilmiş yüklemimiz burada. Edidahtesa. Bunun esanı 3. çoğul şahıs son eki. Epsilonu geçmiş zaman. O zaman işte o ikisini bir tarafa attığımızda elimizde kavun içiyle taranmış kısım kalıyor. Didaht bunun gövdesi. İşte bu gövdeye ekleniyor bu son ekler. Yani 6. şeyin, 6. çekim anahtarının herhangi bir fiilde, şöyle gelelim o fiil listelerimize. Mesela onomasten bunun sonundaki eta ni atılsa, başındaki omega'nın da içinden epsilonu çıkardığımızda omikron kalsa, onomast bunun gövdesi olacaktı, işte aorist edilgen gövdesi. Onomasteis, onomasteisa, onomasten diye biz bunun ortaçlarını söyleyecektik. İsimlendirilen anlamına gelecekti. Ho didaskalos, ho kutlu onomasteis. Kutlu adı, kutlu diye isimlendirilmiş öğretmen. Ne bileyim işte şey, he kategetria, he evgeniya onomasteisa. Mesela Evgenia adında, Evgenia isimli öğretmen ya da Evgenia diye isimlendirilmiş profesör. Ve mesela bir şey diyelim, biraz uğursuz olması bazı. To biblion, to necronomicon onomasten. Değil mi? Necronomicon diye isimlendirilen kitap mesela. Böyle böyle şey yapılıyor. İşte ortaca döküyoruz bunları. İşte bu şeyleri, ünlüyle başlayanları bir yana bırakırsak, şeyle, ümsüzle başlayanlar, mesela Tüseis, kurban edilmiş, eril, Tüsen, nötr, Tüseisa, dişil, o şekilde. İşte Komisteis, taşınmış, tedarik edilmiş, sağlanmış, Komisteis. Tahseis, tahseisa, tahten, dizilmiş. Pemfseis, gönderilmiş. Soseis, kurtarılmış. Soseisa diye. Bunlar hep aorist. Tabii ki biz bunları şeyde de görebiliriz. Pempomenos diye görüyoruz mesela. Gönderilen. Pemfseis, gönderilmiş. Bu geçmiş zamanda olan aoristosu. Değil mi? Evet. Şimdi şey, neredeyiz? Evet, şuradan alalım. Örneklerle devam edelim. Şimdi demin Bahadır yaptı. Doruk'tayız, değil mi?
hatam varsa düzeltin. He ekklesiastike historia hypotu Eusebiu egrafe. Tamam, bu cümleyi biliyoruz zaten. Zaten gene ben neydi? Öyle mi? Ha, buyur. Aha, kilise tarihi Eusebios tarafından yazıldı. Yazıldı, güzel. Şimdi ortaçlı bir cümle. Bu cümleyi kullanan ortaçlı bir cümle geliyor. Posa kefalaya esti te ekklesiastike historia te hypotu Eusebiu grafeisei. Başlık bölüm. Kilise tarihinde Eusebius tarafından yazılmış kaç bölüm, yok öyle demeyeyim, kaç bölüm yazılmıştır? Evet, kaç bölüm vardır? Neyin kaç bölümü vardır? Kilise tarihinin. İşte kilise Eusebius tarihini bize ortaçla, evet. Eusebius tarafından yazılmış olan diyelim. Evet, evet. Bakın burada basit bir durum da var. İlk örnekte güzel olmuş bu tesadüf. Şimdi ekklesiastike historia dişil. Bu dişilin ortacı da aynı bununla bakın kafiye oluşturuyor. Ekklesiastike ile bakın bu eta iota aynı nedenle eta iota. İkisi de datif tekil dişil. Historia'da kafiye yok ama mantıki kafiye var. Bu da datif tekil dişil. T, ekklesiastike historia grafe ise yazılmış olan kilise tarihi. Tamam mı? Eusebios tarafından yazılmış kilise tarihinin kaç bölümü var? Posa kefalaya esti artı datif. Datifle söylenen şeyin kaç bölümü var demek, değil mi? Bu sahiplik gösteren datif oluyor. Posa kefalaya esti te historia. Tarihin kaç bölümü var oluyor. Kefalayon bölüm oluyor arkadaşlar. Kefale kafa. Kefalayon sanki küçük kafa. Bölüm anlamına geliyor. Aynı İngilizce'deki chapter kelimesi gibi. Chapter da Latince'deki caput'tan gelir arkadaşlar. Caput kafa demek. Per capita'dan falan hatırlarsınız değil mi? Kelle başına. nedir adı? Caput'un küçültülmüş hali, diminutif hali capitulum oluyor Latince. Capitulum kitap bölümlerine de söyleniyor. Başlık diyoruz ya biz de Türkçe. Her bölümün başında başlık olur. İşte o bölüm toptan capitulum adı almasının nedeni o. Yunanca'da da kefalayon oluyor. İşte posa kefalaya esti kaç bölüm var oluyor bu şekilde. Hatırlayan var mı ekklesiastiki historia'nın kaç bölümü olduğunu? Evet. 32. Özge. Ento didaskaleio tapoyamata tahipoto homero poetenta ev mantanomen okulda Homeros tarafından yazılmış olan şiirleri iyi bir şekilde öğreniyoruz. Çok çok güzel. Evet, evet. Tapoyemata poyesenta. Burada bile bir kafiye var. Çünkü nötr çoğullar genelde alırlar ya, yani bir iki tane istisnai alt grubumuz var. Poyesenta işte buradan kontrol edebilirsiniz. Şuna tekabül ediyor. Nominatif, çoğul, nötr. Poyesenta. Tamam mı? Evet, 33'ü alalım Murat'tan. Zümür ne kayıto amorion apoton zarakenon elefsesan sümürne ve amorion Araplar tarafından ele geçirildi. Bu eysin he sümürne kayıto amorion. Amorion ve sümürne nerededir? Güzel. Ai poleis
Ay Apollon Zarakenon Lefsesai. Evet. Araplar tarafından ele geçirilmiş olan şehirler endir. Simürne ve Amorion. Burada koşuntu var. Simürne ve Amorion için bir daha Hypoleis paralel ismini kullanmış. Simürne ve Amorion şehirleri. Araplar tarafından ele geçirilmiş olan Simürne ve Amorion şehirleri nerededir? İşte, oldu. Evet. Mehmet 34. Oy Arhontes kai oy strategoi protu polemu Istanbulen ekletesam. Arhonlar ve komutanlar muharebeden önce meclise çağrıldılar. Evet. Oy Arhontes kai hoy strategoi Istanbulen kletentes perites stratias kai tu ehtru lalusin. Ha, lalusin'i yazmayı unutmuşum. Konuşuyorlar demek. Lalusin. Ehtru hocam böyle nefretvari bir düşman, şey. Düşman. Düşman. Düşmanca. Evet. Düşmanca değil, düşman. Tamam. Arhonlar meclise çağrılarak çağrılan arhonlar ve komutanlar askerler hakkında askerler ve düşman ordular ve hocam ordular mı? Statia ordu demek. Es yazınca ordu değil. Perites statias ordu hakkında ordu ve düşman hakkında konuşuyorlar. Evet, evet. Ordu ve düşman hakkında konuşuyorlar. Evet. Meclise ya da Bule'ye çağrılmış olan arhonlar ve komutanlar, generaller, komutanlar ordu ve düşman hakkında konuşuyorlar. Hocam orada bir kaynaşma var. Gelecek zaman mı? Yok, gelecek zaman değil. Laleo diye bu, evet, kaynaşmalı ama gelecek zaman değil. Priceless'te tamam. Zaten kaynaşmalı bu. Tamam. Lalusin. Laleo mai şeydi galiba. Orta çatıda olmalı. Onu da düzeltmeli. Laluntai yapabilirim ben bunu şeyde. Bir kontrol edeyim. Bu etken değil de yalancı orta çatı zannediyorum arkadaşlar. Onu düzelteceğiz. Laluntai olabilir bunun şeyi. Doğrusu. Evet. Şey yapsaydım, sözlükten baksaydım iyi olurdu tabii bunu size vermeden önce. Evet. 35 Öykü, 36 Ömer. Hippo, Demiurgu, Tinos, Mia, Amaksa, Kaidio, Arotra, Eprahesan, Ente Agora, Blepomenten, Amaksan, Kaita, Arotra, Tahipo, Ekeinutu, Demiurgu, Prahenta, Prahenta. Prahenta. Bir araba ve iki saban bu zanaatkarın biri tarafından çok güzel yapıldı. Çok güzel. Pazarda, Agora'da. Agora'da bu zanaatkar tarafından yapılan araba ve sabanları görüyorum. Çok güzel. Blepomen görüyoruz. Evet, evet, çok güzel. Eprah sesan haber kipi çekimi. Bunun sonundaki esan gidiyor. Başındaki epsilon gidiyor. Ortada praht kalıyor. Bu praht işte buna gövde oluşturuyor. Ortacın gövdesi oluyor. Hypotu demiurgu prahtenta. Zanaatkar tarafından yapılmış olanlar. Evet. 36 Ömer. Polla da ehte eisto stratopedon. Pek çok silah ordugaha götürüldü, taşındı. Güzel. Polla esti tahuptata en taftete amakse eistu stratapedon ahtenta. Bu arabada ordugaha taşınan silahlar pek çoktur. Evet, evet. Ola esti çokturlar, pek çokturlar, pek çoktur. Güzel. Emine 37, Hüseyin 38, Bahadır 39.
Hegefura hypo hekaton stratioton efulak efulaks konuşamadım. Efulakte evet. Köprü 100 asker tarafından korundu. Çok pardon hocam. Hegefura he hypo hekaton stratioton fulahteisa arhaya kay makrakay isura eftin. 100 asker tarafından korunan köprü eski, büyük ve sağlamdır. Çok güzel. Evet, evet. Hegefura he fulahteisa. Korunan köprü. Hı-hı. Evet, teşekkür. 38 Hüseyin'im. O Aeneas, Hypotes Afrodites, Ectes Troias, Metaton Polemon, Esote, O Aeneas, O Hypotes Afrodites, So Teis, Eisten Italian Play, Aeneas, Afrodit tarafından savaştan sonra Truva'dan kurtarıldı. Çok güzel. Soteis yine kurtarmak mıydı hocam bu? İşte aramak. Kurtarılan oluyor. Aha, olacak. Yok yani fiil kurtarmak değil mi? Tabii. Afrodit tarafından kurtarılan Aeneas İtalya'ya yelken açar. Evet, evet yelken açar. İşte önce kurtarılma sonra yelken açma. O yüzden şey illa geçmiş zaman olduğunun şey yapmak zorunda değil Auristos. Öncelikten bahsediyor. Şey de sorabilir miyim hocam? Şimdi bizim normalde Auristos şeylerimiz ortaç çekimlerimiz farklı. Bu yeni bir ortaç çekim oldu değil mi bizim için? Edilgen evet yeni. Edilgen. Edilgen. O burada var işte. Bir önceki sayfada bunlar var. Etkenimiz var. Ortamız var. Bir de edilgenimiz var. Etken ortaya. Peki. Evet. Mesela Lüsas serbest bırakan, serbest bırakmış olan demek. Lüsamenos, fidye ödemiş demek. Lüseis, serbest bırakılmış demek. Bunlar illaki edilgen. Altıncı çekim anahtarını kullananlar edilgen oluyor. Ama burada vakit kalmadı arkadaşlar şeyi hazırlamama. Tabii ki yalancı orta, yalancı edilgenler de var. Hani deponent fiillerde, deponent fiilin kendisi orta çatıda ve edilgen çatıda görünüp ama anlam olarak etken olabilir de. Mesela mahomai falan öyle bir fiil. Ama şeylerin sayısı az. Edilgen, yani altıncı çatıyı kullananların sayısı az. Yani o durumu da artık seneye bakarız. 39 Bahadır. Osas epistolas egrapsen ho strategos diatu polemu. Savaş sırasında komutan kaç kitap yazdı? Şey kaç mektup yazdı? Evet. Hex egrapsen alla pente epemptesan. 6 yazdı. Ancak 5 tanesi gönderildi. Güzel. Aragignoskete tas pente epistolas tas hypotu strategu pemptesas. Komutan tarafından yazılan 5 mektubu okuyor musunuz? Evet, çok güzel. Burada da şey hatası olmuş, aksan hatası olmuş. Onu da düzelteceğiz. Egrapsen. Evet. Teşekkür ve 40 Doruk, sonra 41 Özge. Posoi stratiotai etahtesan parate gefura. Tahta şurada var. Dizilmiştir, aynen. Kaç asker köprünün yanında dizilmişti? Evet. Pembe, 5. 5. Poson siton dei pemsai. Paratus pende stratiotas tus parate gefura tahtentas. Köprünün yanında dizilmiş olan miş olan beş askere ne kadar yiyecek
gönderilmeli. Evet, gönderilmeli işte. Ya da göndermek lazımdır. Dei pepsat. Dei melimalı oluyor. Burada ama kimin göndereceği belli değil. Akuzatifle belirtilmemiş. Normalde hani dei artı akuzatif artı mastar görüyorduk. Burada dei pepsat gönderilmeli. Bu biraz Hüseyin'in dersin başında verdiği sorunun cevabına tekabül eden bir örnek gibi oldu. Dei pepsat. Burada şey yok. Pemsay fiilinin faili yok. Pemsay mastarının. Yani gönderilmeli diye işte Türkçe'de otomatikman edilgen yapıyoruz bunu. Fakat hakiki edilgenimiz bu. Ortaca olmuş. Parate gefüre tahsentas. Köprü yanında dizilenlere, köprü yanında dizilmiş olanlara, konumlandırılmış olanlara. Paratus, statiotas tus. Parate gefüre tahsentas. Bu para yönelme parası. Akuzatif var çünkü. Bu para sabitlik parası. Datif var. Parate gefüre köprü yanında ya da köprüde. Paratus pentestatiotas. O beş askere. Ya o'ya gerek yok. Beş askere ne kadar yemek göndermeli? Ne kadar yemek göndermek lazım diye. Dei pempsai aorist mastar kullanmış. Dei pempein ya da dei pempsai fark etmez. 41'deyiz. Buyurun. Modern Yunanca'daki kanis bir kimse falan gibi bir kelime hiç var mı Yunanca? Yani eski Yunanca'da. Evet, şey var işte. Aynı. Unuttum. Olumsuzluk olay udeis. Ha udeis. Udeis ama şey. Hiç kimse. Udeis evet olumsuzu. Ama var. Emin değil. Olumluluktan şimdi emin değilim. Udeis geliyor aklıma bir tek ama olumsuz. Hı-hı. Bilmiyorum. Tis, tis. İşte. Tabii, çok teşekkürler. Tabii tabii tis. Tis onun yerine geçiyor. Hı-hı. Evet 41 alalım. Özge'den zannediyorum değil mi? Evet hocam. Buyurun. Ekomisen hoyduloy itte tes apotes agoras eisten orkian. Dün köleler agoradan eve ne götürdüler? Ekomistezan oinos artus gaituros şarap, ekmek ve peynir taşındı, götürüldü. Bu estinün oinos artus gaituros hoy apotes agoras komistentes. Agoradan taşınmış olan şarap, ekmek ve peynir şimdi nerede? Çok güzel. Evet. Evet. Bunu da pu eysin diye düzeltsek daha güzel olur. Tekil değil de çoğul olsun. Pu eysin. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar bakın direkt oinos, artos, gaituros. Bunların hepsi üçü de nominatif. O zaman Türkçedeki özne olmak zorundalar değil mi? Ve otomatikman işte ekomistesan taşındılar, getirildiler, tedarik edildiler. Şarap, ekmek ve peynir tedarik edildiler, taşındılar, getirildiler. Ekomistesan. İşte bu gerçekten Türkçe'de hani hemen böyle otomatikman edilgende söylediğimiz cümlelerden biri oluyor. Köleler dün pazardan eve ne getirdiler? Ekmek, şarap, peynir getirildi. Nerede getirilen ekmek, şarap, peynir diye de devam ediyor soru. Evet, 42 ile bitiriyoruz arkadaşlar. Murat, sendeyiz. Ti esusan hütes etodi deka tauroikai ekaton probata etü sesan tis grapsei poema ti peri tes yortes kaiton tauron kaiton probaton ton tudelton. Dün ne kurban ettiler? Tanrı için dün ne kurban ettiler? Evet, Tanrı için değil, Zeus için. Zeus için. Evet. 100 boğa ve... Dikkat. Deka 10.
10 boğa ve 100 10 boğa ve 3 koyun 3 değil, kurban 100, edildi. 100. Evet. 100 mü? Tamam. 100. Hekaton 100. 10 boğa ve 100 koyun kurban edildi. Edildi. Heh, etüse. Evet. Edildi. Tiz Krabse'yi bayılmaz. Kim yazacak? Hocam bir bakayım bir saniye. Tamam. Bayram hakkında evet. Bayram hakkında ki bayram hakkındaki şiiri kim yazacak? Evet, bayram ve başka şeyler. Bayram tamam. Ve Tom Tauron, Kayton, Robaton, Tom Tenton. Evet. Boğaların ve koyunların kurban edilmesi ve bayram hakkında kim yazacak? Yok, yaklaştın. Bu ortaç. Unutma şu an ortaç. Tamam tamam hocam tamam. Hayır şimdi oldu. Bayram hakkında ve kurban edilen boğalar ve koyunlar hakkında. Toparlarsak olur. Evet. Kim şey yapacak? Şiir yazacak. Aha. Kim bir şiir yazacak? Poemati. Kim bir şiir yazacak? Bayram ve kurban edilen şeyler. İşte boğalar ve koyunlar hakkında şiir yazacak. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar benim de 10.30'da şeyim var. Söyleyin adını. Yüksek lisans test savunmam var. Burada görüyorsunuz. Okuyordum şey. hala bitmedi. Bugünlük ve bu yıllık bu kadar. Bize gelişi bu kadar. tamam mı? Kaydı da bitireyim. Herhalde sorunuz şey var mıydı dil bilgisayar bir sorunuz? Hiçbiri dil bilgisayarı olmayan